Sevgili izleyiciler, henüz performansların başındayız. İşte benim stilim jürisi puanlarıyla konuşuyor. Ardından söz yarışmacıların. Jüri puanlarıyla konuştuktan sonra yarışmacılarımız elenmesini istedikleri bir yarışmacının ismini verecekler. Gitsin dedikleri yarışmacının ismini söyleyecekler. Gecenin sonunda jüriden en az puan alan ve yarışmacıların gitsin dedikleri yarışmacı tekrar jürinin karşısına geçecek. Kim gidecek, kim kalacak? İşte bu sorunun yanıtını bulacağız gecenin ilerleyen dakikalarında. Şimdi çok ama çok enteresan bir tercihle, bir ikon tercihiyle podyuma gelecek Zeynep Öztürk podyumda. Söyle, kim oldu? Cem Karaca. Cem Karaca. Allah'tan rahmet. Saygı ve rahmetle anıyoruz evet. Burada. Çok sevdiğim bir sanatçıdır. Sevdiğin için mi tercih ettin? Evet. Sen yine. Bu ikonlarda canlandı. Evet, bir erkek tercih ediyorsun. Kolay mı oluyor aslında? Bize zor gibi görünüyor da aslında kolay mı? Hiç kolay değil aslında. Yani saatlerdir yüzümü yapmak için uğraşıyoruz. Hı-hı. Bunları taşımak da... Ve bütün program boyunca da taşıyacaksın. Ya ben kendime benzeyen birisi de olabilirim aslında ama tercih etmiyorum. Bu daha zor. Zor olduğu için tercih ediyorsun. Evet, emeğimin görünmesini istiyorsun herhalde. Aynen değil öyle. Mi? Peki. Hı-hı. Seni jürinin karşısına alıyorum. Bol şans diliyorum. Kemal. Ah, tüylerim diken diken oldu. Teşekkür Beş ederim. Puan. Kendi elimle çizdim. İnşallah yani, benzetebildim. Burada erkek olmak bir hani bir kadının bir erkeğe dönüşüyor olmasını ben her zaman takdir ediyorum zaten. Teşekkürler ama, Kemal Bey. Uyum çıkıyor bu arada. Hani sen bütün vücut diliyle, bütün tavrıyla sergiledin. Ve çok beğendim yani. Çok sevindim. Bir ikonu canlandırırsın ama o tavrı veremezsen de olmuyor. Ama sen hepsini bir bütün olarak, paket olarak verdin bize.
Cem Karaca'yı da severiz. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Amin. Güzeldi, çok beğendim. Teşekkür ederim Kemal Bey. İvana. Urfalı Zeyno. Önemli var. Gündüz Urfalı'dan sonra. 5 puan İvana'dan. Teşekkür ederim. Benden 5 puan. Ama artık yapma yani. İşte sürekli, yani sürekli değil, kaçıncı i̇ki. Kere? İkinci mi? Üçüncü kere? İkinci erkek. İki. Erkek oldun. Evet, tabii ki böyle büyük ikonu şey olmak ve canlandırmak için çok çok başarılı. Ama ben seni tekrar kadın olarak görmek istiyorum. Tamam. Çok iyi oldu, çok başarılı. Teşekkürler. Hakikaten birebir oldun. Teşekkür ederim. Tebrikler. Urkan. Gayet güzel canlandırdın. Bir tek atraksiyonunda hatalar vardı bana göre ama. Olsun. Beş kardeşim. Beş Urkan Ezden. Bir de, dikkat et. Onun şapkası her zaman şuraları yüksek, hareketliydi. Senin dümdüz geliyor. Bak bakayım. Bak bakayım. Evet, bak kızım. Birebir aynısını kullanmadım hocam. Yapabilirdin. Şurayı kaldırtıp şurayı öne inebilirdin. Biraz her zaman kovboy şapka. Evet, her zaman bu tarz şapka kullanırdı. Evet, benim gördüğüm, benim bildiğim. Çünkü yaşadım o devirlerde. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Çok teşekkürler. Evet. 4. 4 puan Nurella'dan. Eyvah. Neden 4? Tabii ki Müslüm Gürses'i yapmıştın rahmetli. Muhteşemdi. Ama ikinci Cem Karaca'yı yaptın. Hiç gerek yoktu. Biri uzun boylu değilsin. Çok uzun boylu. Müslüm Gürses'te ve Cem Karaca'daki vücut dilinde aynı. Tabii. Hareketlerin. Tabii. Benim gözüm bazen küçük noktaları çok iyi görür mesleğim icabı. Hı hı. Gözümden kaçmadı. Vücut dilini beğenmedim ve senin gibi güzel bir kadının da artık dedikleri gibi ikinci kere erkek olması bana göre kolaya kaçma oluyor. Teşekkür ederim. Ben geçen sezonda da ikizlerde ben lafımı daha bitirmedim mesela. Ama bu hızlı cevapçılığını bırak yalnız. Ben lafımı bitirmedim. Biraz sakin olun, heyecanlanmayın. Bir çabukçuluk var böyle ruhunuzda. Ben konuşmalarımı bitireyim. 4 verdim. Fena bir şey olsun, değil 4. Yani fena şey olmamışlıkları söylüyorum. Hı-hı. Saçının modeli olmuş, bıyığın falan. Fakat şeydi, Müslüm Gürses'teki aynı vücut dilinde. Ve ben seni burada daha başka, sen hoş bir kadınsın çünkü. Ben seni burada güzel bir kadın, güzel bir ikonu canlandırmanı istiyorum. Söyleyeceklerim teşekkür bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de Nurlu aynı fikirdeyim. Katılıyorum. Teşekkürler. Olmamış mı? Olmuş ama tabii ki de iddialı bir hareket. Bir erkeği canlandırmak burada bir kız için. Ama işte bence hareketlere biraz daha belki çalışılabilirdi. Belki ayna karşısında nasıl çalışıyorsanız artık. Daha sert bir hareketler bekliyordum. Çünkü rahmetli babamın da arkadaşıyla beraber sahne alırlardı. Tanışıklığım da var bilirim. Hani daha böyle daha erkeksi hatları, evet. Hareketleri... İşte yürüyüşü falan. Tabii ki de ister istemez biraz feminen kaçtı diye düşünüyorum. Sadece oradan öyle bir not belki kırabilirim diye düşündüm. Katıldım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir kızı burada canlandırsaydım belki çok daha başarılı olabilirdim. O bana biraz kolaycılık geldiği için. Evet, tahmin edebiliyorum. Ama işte bunu o zaman o sertliği yakalasaydın diye düşünüyorum ben. Çok izledim. Hani onun hareketlerine benzer anca onu yapabildim. Olduğu kadar. Hiçbir hareketi benzemiyordu. Hiçbir hareketi. Hiç. Bazı el hareketleri böyle yakılıyor. Bir tek el. Evet, çocuklar şey eller benziyordu el o kadar. O zaman, ama Müslüm Gürses'i i̇şte muhteşem evet. Yapmıştı. Biraz daha enerji olmalı. Rapçi evet. Olduğu için biraz daha ayak enerji. Ayak hareketleri vardı. Ben seyrettim. Senin babanı da seyrettim bilir misin? Nurlar içinde yaz. Kertebostan Maksim'de. Doğrudur. Orada yani. Seyretmiştim. Peki evet. Jürimizden puanlarımızı aldık. Seni yerine alıyorum Zeynepciğim. Geldin Kristina ülkemize. Ben de ağladım oturduğum yerde gerçekten. Seni çok uğraştık. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, belki de bu yarışın en başından beri tadını doya doya çıkaran yarışmacılarımızdan bir tanesi. Rüyalarını bize yaşatan
aklındaki dilinde, heyecanı gözlerinde bir yarışmacımız gelecek şimdi podyuma. Hafta içinde eteklerini uçuşturarak bu podyumda esti ve karşılığında taçlanarak aldım. Yani bu gece koruma altındaki prenseslerimizden biri Emel Özkızıltaş podyumda.